Karadeniz bölgesinin Tek Türk Sat Ordu kanalı BRTV'den Mutlu Akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğin yerini alamaz dedi. AK Parti, mahalli idareler karnesiyle milletimizin gözünde ibra olmuş, milletimizin teveccühünü kazanmış bir partidir. Bize 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kastediyoruz. Yani vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde bulunmalı. Sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğin yerini alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz, halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek. Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Bunun için sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında gündemdeki başlıkları değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Milletimiz yerli aşıyı bekliyor, bunu da algı operasyonuna kurban edersen altında kalırsın" uyarısı yaptı. Sözlerimin başında yerli aşımızın 3. faz testlerine başlandığı haberinden dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir gelişmeydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım 3. faz testleri başarıyla sonuçlanır ve aşının yaygınlaşmasıyla pandemi süreci milletimiz için olumlu bir düzleme oturur. Yalnız dün akşam iktidarın havuz medyasında ve sosyal medyada yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye kalkıp da böyle önemli bir süreci baltalanmasına müsaade etme. Bırak bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Milletimiz yerli aşımızı uzun zamandır bekliyor. Şayet daha önce nice kritik konuda yaptığın gibi
bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın. Sonra söylemedi, uyarmadı demeyesin. Aziz milletim, İyi Parti iktidarında Türkiye bu ucube sistemden ve milletine sırtını dönmüş bu çarpık zihniyetten kurtulacak. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte Türkiye'yi akılcı bir yönetim anlayışıyla tanıştıracağız. İnanın, iktidarın bize reva gördüğü bu çile kaderimiz değil. Zorluklarınızı görüyor, dertlerinizi biliyoruz. Çözümlerini ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Kadrolarımız, planlarımız, projelerimiz hazır. İyi Parti olarak biz hazırız. Siz sandıkta yetkiyi vereceksiniz, biz geleceğiz ve Türkiye'ye iyi geleceğiz. Çünkü önce millet, önce memleket diyeceğiz. Gerisi Türkiye'nin zenginliğiyle hallolacak. Bütün mesele bu zenginliği kimin, nasıl paylaşacağı. Haramzadelerin hortumunu kestik mi gerisi kolay. Biz geleceğiz ve milletimize hakkı olan zenginliği sunacağız. Bundan şüpheniz olmasın. İktidarın bacası alev almış, panik her geçen gün büyüyor. Panik arttıkça çirkinlikler, yalanlar, iftiralar, saldırılar artacak. Varsın artsın. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur. Bizim yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda durmak yok. Bu kutlu yolda dönmek yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok. Bu kutlu yolda yıkılmak yok. Varsın iktidar, abuk sabuk konularla gündemi meşgul etsin. Varsın küçük ortak, her hafta kürsüde kendini paralasın. İstedikleri kadar ağlayıp sızlansınlar. O sandık er ya da geç milletin önüne gelecek. Millet iradesi er ya da geç tecelli edecek. Onlar istedikleri kadar kaçsın. O sandık gelecek ve Sayın Erdoğan'la ortakları tıpış tıpış gidecek. Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak ziyareti kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Daha sonra Zonguldak'ta tarım sektörü paydaşları, sorunları, çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda bir araya geldi. Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, toplantıda iki bakanlığın birleşmesiyle sahada teşkilata en yaygın bakanlık olarak hizmet verdiklerini ifade etti. Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak ziyareti kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü'nde kurum yetkilileriyle bir araya geldi. Metin ardından Zonguldak Valiliğine geçti. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol tarafından karşılanan Fatih Metin, valilik şeref defterini imzaladı. Kente Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile tarım sektörü paydaşlarının bir araya geldiği toplantı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu toplantıda tarım ve ormancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin %56'sının orman alanlarıyla kaplı olduğunu ifade etti. Orman alanlarımız ilimizin %56'sına tekabül ediyor. Ancak her alanda dünyada baktığımızda olumsuzlukları olumluya çevirebilmiş çok sayıda ülke var. Ülkemizde çiftçimizin üretenin yanında olan bir politika uygulanıyor. Ancak bunun daha iyi yansıtabilecek olan sizlersiniz. Bu yönüyle sizlere değer veriyoruz. Bu yönüyle sizler bizim için önemlisiniz. Bu toplantıya katıldığınız için de sizlere özellikle teşekkür ediyoruz. Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de kısa süre içerisinde Zonguldak'a geleceğini aktardı. Bu sektör toplantımız noktasında sektörümüzle alakalı, bağlılığımız, tarımsal faaliyetle ilgili, hayvancılık faaliyetiyle alakalı düşüncelerimizi, önerilerimizi, eleştirilerimizi, sorularımızı alıp burada ben ve ekibimiz burada, bölge müdürlerimiz, Dere Su İşleri Bölge Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüz burada ve yine hem tarım alanında hem de diğer alanlarda bütün birimlerimiz burada. Sahabe istiyoruz.
Gölköy Balıkçılık ve Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, çizme ve önlük giyerek sazan balığı sağımı gerçekleştirdi. İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne bağlı tesiste çalışmaları inceleyen Vali Ümit, kent genelindeki 34 üretim merkezinden en önemlisinin Gölköy Balıkçılık ve Ürünleri Üretim Tesisi olduğunu söyledi. Şimdi 34 tane üretim yerimiz var ilimiz genelinde. Bunların en önemlilerinden bir tanesi burası. Kapasitesi 7 milyon yavru balık yıllık. Ancak 10 milyona kadar çıkartılabilecek kapasitemiz var. Bunun hedefini bakanlığımız belirliyor. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefler çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğümüzün teknik kontrolünde burada çalışan 16 tane personelimiz tarafından üretimler yapılıyor. Şu anda 400 tane anaç balık burada mevcut. 16 tane toprak havuz, 8 tane beton havuz mevcut. Aynı şekilde 16 tane büyük, 4 tane de küçük fiber tanklarımız bulunmakta. Anaç balıklar yetiştirilmekte ve sonrasında bugün gördüğümüz gibi sahımlar yapılmakta. Esas itibariyle burası sazan balık üretimi yapılan bir yer. Ama bunun yanında alabalık, girida ya da başka bir ismiyle mersin balığı gibi bir takım balıklar da üretiliyor. Bu yıl için bugüne kadar 2 tane sahım gerçekleştirildi. Bundan sonra 2 sahım daha gerçekleştirilecek. Bugüne kadar bu sene için üretilen yavru balık adedi de 1 milyon tane. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedef de yıl sonunda gerçekleştirilmiş olacak. Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisinin açılışıyla ünlü Kazak şair Muka Galema Kayetev'in Son Turnalar Giderken kitabının tanıtımı yapıldı. Kırgızistan'dan Tursu Kemişçi ve Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından Mimar Vedat Tek Kültür, Turizm ve Sanat Merkezi'nde Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Programda ayrıca Makayetev'in doğumunun 90. yılı dolayısıyla Son Turnalar Giderken kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi. Vali Avni Çakır serginin açılışında yaptığı konuşmada Kastamonu'nun bünyesinde binlerce yıllık tarihi barındırdığını söyledi. Kültür ve medeniyeti paylaştığımız dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında aynı gün tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Apsal Saparbekul ise büyükelçilik olarak sanatçılara sahip çıktıklarını söyledi. O da kardeş ve dost Türkiye Cumhuriyeti'dir. Neden? Çünkü Kazakistan'ın bu coşkusunu, bu özgürlük davasını ve bunu açıklayan o haykırışını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti'dir. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasayinov da 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da o tarihten günümüze kadar yürüttükleri çalışmalara bugün bir yenisini eklediklerini dile getirdi. 18 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğinde Kastamonu'da o tarihten günümüze kadar yürüttüğümüz ortak işbirimizi bugün bir yenisi eklemek. Kazak halkının meşhur şairi Muka Galema Kayetev'in Son Turnalar Giderken adlı şiir kitabını sizlerin beğenmesini sunmak üzere huzurlarımızdayız. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kitabın tanıtımının ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Danışmanı Erhan Jurinbayev ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kastamonu'daki programları kapsamında Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ni gezen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı.
Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışıyla ünlü Kazak şair Mukagali Makayetev'in Son Turnalar Giderken kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kasainov başkanlığında Pınarbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Saklıbahçe'de Kazak sanatçıların türkülerini dinledikten sonra kanyona giren heyet, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki aşağı platformla geçilen ve adeta doğal akvaryum anımsatan Horma Kanyonu'na hayran kaldı. Kanyonlar az değil. Amerika'nın kanyonları var. Kazakistan'ın da kanyonlarını gördüm ama bu gibi turistler için hazırlanan, turistler her şeyde, her bir köşeni bu kanyonun köşesini görmek için her şey yapıldı. Biz bunu arkadaşlarımıza, bizim vatandaşlarımıza, Türk dünyasına, tüm dünyaya söylememiz lazım, göstermemiz lazım. Buraya sanatçıların hepsini buraya getireceğimiz. Evet, biz Horma Kanyonu'nun bitimi itibariyle Pınarbaşı için Türkiye'nin dünyaya armağanı sözünü boşuna etmediğimizi göstermiş olduk. Bugün misafirlerimiz Kazakistan ve Kırgızistan'dandı. Türk Soy Genel Sekreterimizin önderliğindeki gelen bu heyeti bugün çarşı merkezindeki turizm büromuzda ağırlayarak Horma Kanyonu girişindeki o Saklıbahçe dediğimiz yerde bir ikramda bulunup gezintiye başlamış olduk. Ve onun akabinde genel sekreterimizin başkanlığında ve önderliğinde Horma Kanyonu'na girip şu an bulunduğumuz noktaya kadar da geldik. Buradan sonra da inşallah kısmetse Vurgulu Teras'a, Valla Kanyonu'na doğru yol alacağız. Türk Soy aracılığıyla da dünyaya açılma hedefindeyiz. Sanatçıları, tüm dünya sanatçılarını buraya getirip onları burada misafir etmek, ağırlamak ve onlar aracılığıyla da yine Pınarbaşı'nı dünyaya duyurmayı düşünüyoruz. Sinop'un Boyabat ilçesinin çehresini değiştirecek meydan projesinde çalışmalar sürüyor. Tüm kamu kurumlarını tek çatı altında toplayacak proje, vatandaşın işlerini kolaylaştıracak olmasının yanı sıra kent için geniş ve ferah bir alan sunarak vatandaşlar için cazibe merkezi olacak. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı proje hakkında bilgiler verdi. Boyabat Meydan Projesi benim ilk göz ağrı projelerimden bir tanesi. Her şehrin ihtiyacı olan, hemen hemen bütün medeniyetlerde meydanın önemli olduğu ve Boyabat için de önemli olan bir meydan projem. Bizim tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde meydanlar önemlidir. Öncelikle meydanın ne olduğunu biz şehirliye anlatmamız lazım. Meydanlar ticaretin, ilişkilerin buluştuğu yer, birleştiği yer, kardeşliğin oluştuğu yer. O açıdan meydanlar önemli şehirler için. Meydanı ne kadar geniş olursa o ilçe sakinlerinin, insanının ruhunun ve kalbinin genişliğiyle alakalıdır. Çünkü insanlar meydanlarda büyür, meydanlarda enerjisini atar. O açıdan ben de 2016 yılında ilk dönemimde böyle bir meydan projesini başlattık. Ben çok güzel bir eser olduğuna inanıyorum ve yüzyıllarca da Boyabat'ta yaşayacağına inanıyorum. Altında 400 araçlı kapalı otopark, bütün kamu kurumlarımızın tek çatı altında olduğu ve vatandaşımızın tek çatı altında işlerini halledebileceği bir alan olacak. İnşallah birkaç ay içinde biteceğine inanıyorum. Bu yılın sonuna doğru da taşınıp bütün kamu kurumlarıyla beraber şehrimizin insanına bu hizmeti vereceğiz. Kastamonu'da üretilen ve Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının kalitesinin Taşköprü sarımsağı takip sistemiyle kontrol altında tutulması hedefleniyor.
Taşköprü Kaymakamlığı, Belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ilçede Taşköprü sarımsağı üreten çiftçiler, Ocak ayında hayata geçirilen Taşköprü sarımsağı takip sistemine kaydediliyor. Çiftçilerin hangi tarlada ne kadar üretim yaptığı, hangi tohumu kullandığı gibi bilgilerin yer aldığı sistem sayesinde Taşköprü sarımsağı adı altında yabancı menşeli sarımsak satışının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Taşköprü sarımsağının geleceğini güvence altına almak için bu yıl Ekim sezonunda Taşköprü sarımsağı takip sistemini devreye aldık. Taşköprü sarımsağı takip sistemi, kısaca TSTS olarak bunu kodladık. Taşköprü sarımsağını tarladan tüketicinin sofrasına kadar takip edebilmek ve istediğinde de tüketicinin bilgisine bunu sunmak temel amacımız. Esas itibariyle projemiz iki ayak üzerine. Birincisi tohum bankacılığı, ikincisi de bu bahsettiğim projeye adını veren takip sisteminin kurulmasıydı. Takip sisteminde de şu ana kadar 2641 üreticimiz yaklaşık 22 bin dönüm arazide sarımsak ekerek sistemimize kayıt oldular. Bu da güzel bir rakam ilk sene için. Barkod sistemi diyoruz biz buna. Çiftçinin elindeki barkod sistemi, atıyorum 10 ton sarımsağı var, toptancıya 2 tonunu satarsa 2 ton da toptancıya barkod verip 2 tonunu çiftçiden düşüyoruz. Bu şekilde de çiftçiden üreticiye Taşköprü'nün kendi öz sarımsağını sattığını ispatlıyoruz. Barkod ve seri numarası verilmek suretiyle üreticilerimiz bundan sonra pazarlarda satılan sarımsağın hangi ilçeye veya hangi üretim tesisine ait olduğunu tamamen görecekler ve böylece Taşköprü sarımsağı adı altında diğer bölgelerde üretilen ya da yurt dışından gelen sarımsakların üreticileri tüketicilerimize sunulmasının önüne bir nebze geçilmiş olacak. Buradaki yapılan bütün çalışmalar Taşköprü sarımsağının daha kaliteli bir üretime ulaşması ve daha geniş bir pazar payına ulaşması, hak ettiği yeri bulması hem fiyat açısından hem de üreticimiz açısından daha da gelirini artırabilecek seviyeye getirmesi amaçlanmaktadır. Safranbolu Esnaf Odası'nın mevcut başkanı Muammer Dumaner, 30 Haziran'da yapılacak seçim öncesi BRTV'de canlı yayına konuk oldu. Dumaner, yönetim kurulundan bazı kişilerin kendisine çamur attığını söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen müfettişin hakkında oluşturduğu rapor hakkında da açıklamalarda bulunan Dumaner, Allah'ın izniyle kongreye alacağım dedi. Son zamanda arkadaşlar anladılar, yönetimi almayacağım 2022'de. Onun için cingar çıkarttılar. 6 kişi, sağ olsun 2 tanesi onların yanlış olduğunu anladı. İstifa ettiler. Şimdi öbür arkadaşlar uğraşıyor benimle. Benim 2015'in 7. ayına kadar ben kendi arabama biniyordum. Yani ondan bir sene evvel işte arabamı sattım, arabam yok. Arabasız şey yapıyordum ama ondan evvel kendi arabamla bütün odanın işlerini görüyordum. Ankara'ya da gidiyordum. Şey sadece gittiğimiz zaman, geldiğimiz zaman benzinini koyuyorduk. Dedim ki arkadaşlara, bakın araba almayalım. Niye almayalım? Çünkü benim arabam yok dedim. Önceden bir bunu özel işimde de kullanırım. Sıkıntı çıkar. Yok, köye çıktılar. Alacağız da alacağız. Hatta şoför tutuveriyorlardı. Yani 21 bin lira arabaya 5 bin lira şoför tutacaktı. Bakın. Böyle bir şey olur mu? İstemedim. Bakın arkadaşlar, olmaz. Arabayı değiştir, şey yapalım. Bu arabayı satalım. Ne yapacağız arabayı satıp da arkadaşım? Ne yapacağız? Yok, iyi bir araba alalım. Arkadaşlar bakın. Bu araba bu odanın işini görüyor. Benim de işimi görüyor. Odanın da işini görüyor. Böyle bir parayı bağlayıp araba almak bir. İkincisi siyah araba. Siyah plaka. Ben gidip de esnafın önünde inip de ben inemem dedim. O arabayı da binmem dedim. Yani binerseniz siz binin. Ben başkanlığım boyunca, bakın, başkanlığım boyunca böyle bir arabaya binmem dedim. Bizim 5362 sayılı yasada başkanın maaşını şu gün alır, şöyle yapar diye bir şey yok. Diyorlar ki, işte huzur haklarının niye ay sonu? Onlar ay sonu alıyorlar da. Şimdi bakın, biz iki toplantı yapıyoruz. İki toplantıda birini ayın başında yapıyoruz. Yani başı derken 10 olur, 15 olur, 12'si olur. Taleplerin gelen dilekçelere göre, yoğunluğa göre bakarız, onu alırız, yaparız. İkincisini de ay sonu yapıyoruz.
Şimdi kimin gelip gelmeyeceğini bilemem ben şu toplantıda. Biz onun için ikinci toplantı bittikten sonra huzur aklarını yatırırız. Ben mesela bu ay bir tane yaptık, bir tane yapmayacağız Allah'ın izniyle. Paraları bugün yatırılıyor mesela. Bu ayın 23'ü, ayın 30'una daha var. Kırtasiye malzemesini benim dükkanımdan geldiğini hepsi biliyor yönetim kurulu. Ve hatta yani benim işim bozuldu. Saklama her kişi biliyor zaten. Hı hı. İşim bozuldu. Tabii ki benim işim bozuk diye odayı ben bir burs zararı sokmuş değil mi? Malzemeyi odan yani dükkandan getirebilirsin, alabilirsin deyip ben malzemeyi kendim de almıyorum bakın. Gidiyor personelimiz Ahmet Bey. Gidip iki kalem alıyor, üç kalem alıyor. Bir ikinci normal bir faturayı kesiyoruz. Zaten toptan aldığımız bir şeyleri de teklif alıyoruz. Bakın teklifleri vardır bir. İkincisi yani böyle bir suçlamak çok ayıp bir şey. Yönetim için ayıp bir şey. Her yönetim kurulunda tek tek giderler okunur bizde. Yani tek tek yazılır ve tek tek okunur. Orada diyebilirdiniz ki arkadaşlar ne yapıyorsun sen? Ha buraya kendi dükkanından kırtasiye getiriyorsun. Kırtasiye oğlum niye alıyorsun diyebilirlerdi. Biz gittik. Tanıttık her şeyi. İsmail Bey ürünlerini satıyor ve Safranbolu'nun ev ürünlerini de alıyor. Tamam mı? Benim de ürettim. Yani kendi ürettim. Amatörce ürettim. Şey var yani bu suç mu? Ben esnafım ya. 46 yıllık esnafım. Benim her şeyi satma hakkım var. Satabilirim yani yapabilirim de öyle değil mi? Bu arkadaşlar sanki çocuk oyuncak bulur da sevinir ya. Bunlar da bunun üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Çamur atarak bir şey olmaz. Bir. İkincisi hiç bilmiyorlar ki her zaman bizim insanımız mağdurun yanındadır. Mağdur ediyorsa o mağdur her zaman için haklıdır. Güzel bir kongre olacağına inanıyorum. Bir sıkıntı da çıkacağını sanmıyorum. Allah'ın izniyle kongreye ben alacağım yani. Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde bir mahallede COVID-19 pozitif vakalarının görüldüğü evler karantina altına alındı. İlçeye bağlı Şirinköy köyü Ateşler Mahallesi'nde birden fazla COVID-19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzı Sağlık Kurulu COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı. Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne şerit çekilerek uyarılar asılırken sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşları kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi. Pozitif vakaların toplu kılınan cenaze namazı sonrası görüldüğü öğrenildi. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında köyde halk pazarı kurulamayacak. Zonguldak'ta pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre FB ile çocukların top oynaması üzerine taraflar arasında kavga çıktı. FB pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Olayda koluna, bacağına, başına saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaşanan olay sonrası yaralıların yakınları şüphelinin evinin önünde tartışma yaşadı. Büyüyen olaya polis ekipleri müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları ise acil servis önünde sinir krizleri geçirdi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayın failinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil iş yerine girdi. Kaza anında dükkan önünde oyun oynayan çocukların kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Olay ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan simit fırını dükkanında meydana geldi. Otomobil sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi. Sürücünün otomobilden inmesiyle birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi.
El freni çekilmeyi unutulan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkana çarptı. Otomobilin hareket ettiğini gören sürücü panik yaşarken otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamadı. Kazanın da dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken kazada yaralanan olmadı. Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü tutuklandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler Çerkeş'te uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda belirlenen 15 farklı adreste aramalarda bulunuldu. Aramada 70 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve 91 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 11'i Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Bunlardan da 7'si alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden AB, NA ve EA tutuklanarak Karabük E tipi kapalı cezaevine teslim edilirken EC adlı şahıs adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. Bolu'nun Mengene ilçesinde etkili olan sağanağın ardından oluşan sel ve su baskınları nedeniyle ilçe merkezinde bir ev, Pazarköy köyünde ise 6 ev ile bir ahır zarar gördü. İlçede öğleden sonra yoğun şekilde sağanak yağışı etkili oldu. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bir evin bahçesiyle birlikte girişi suyla dolarken bazı eşyalar zarar gördü. Ev sahibi Kemal Akbıyık ile eşi kaymakamlık tarafından belediye konuk evine yerleştirildi. Ayrıca ilçeye bağlı Pazarköy köyünde ise derenin aşırı yağmur sebebiyle taşması sonucunda 4 evde maddi hasar oluşurken 2 evin bodrumunu da su bastı. Bir ahırda ise göçükler oluştu. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun yağmur yağışı sebebiyle Pazarköy köyünün içinden geçen derenin çevrede bulunan ağaç parçalarının üzerine savrularak su birikintisine neden olduğu kaydedildi. İlçede hasar tespitiyle su baskınlarının bertaraf edilmesi için çalışmaların başlatıldığının ifade edildiği açıklamada ilçe jandarma ekipleri, ilçe özel idare müdürlüğü, ilçe belediye itfaiyesi, orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara devam ettiği belirtildi. Samsun'da tek ağır vasıta direksiyon öğretmeni Çiğdem Tembel yıllardır kamyon, tır ve otobüs gibi ağır vasıtalarda direksiyon dersi veriyor. Sinyal vermeden asla şerit değiştirmiyoruz. Sinyali veriyoruz. Hiç acele etmeyin. Acele etmeden sakince. Evet, debriyaja basıyoruz. Araç akıyor, akıyor, akıyor. Tatlı bir frenle. Frene de basarken lütfen yumurtaya basar gibi basalım, tamam? Attı. Evet, sakince. Kavramayla beraber rolantide kalkıyoruz. Böyle küçük araba gibi böyle sallamıyoruz. Bunlar çarpmalı vites olduğu için, eğitim aracı olduğu için çarpıyorum, bırakıyorum ve düz itiyoruz. 20 yıldır bu meslekteyim. Ağır vasıtada olmak koşuluyla otomatik, manuel, tır, kamyon, otobüs, karavan ehliyetleri de vermekteyim. Kendimi bu işe adadım. Çok seviyorum işimi. Mesleğimi de seviyorum. Ben bayan öğretmenleri, bayan adaylarımı öğretirken hep zorlandıklarını gördüm. Zorlanıyorlardı. Empati yapmak adına sürekli kendimi bir yüksek arabada deniyordum. Sonra gelip onların neden anlatamadığımı veya neden anlamadıklarını anlamaya çalıştığım için hep bir yüksek arabaya geçmek istiyordum. Orada baktım, korkularını ve onların neler hissettiğini anlamak için hep kendimi bir büyük araçlarda zorladım. Ve böylelikle onları anladıkça bu sefer büyük araçlar daha çok eğlenceli oldu. Seviyorum ya. Güzel yani. Ben adaylarımı aradığımda dersiniz var. Ben Çiğdem Hoca ağır vasıta veya tır, kamyon dediğimde ben ağır vasıta hocasıyım diyor. Şaşırıyorlar tabii. Kursa gidiyorum, beni arıyorlar. Adayın geldi diyorlar. Adayımı almaya gittiğimde
hadi gidelim diyorum erkek adayıma. Arkama dönüyorum, gelen yok. Dönüyorum, hocanız benim, gelin diyorum. Tabii büyük bir şaşkınlık oluyor kendilerinde. Ki de haklılar yani. Ağır vasıtalarda günlük 6 ile 8 aday arasında veriyoruz. Bunların yarısı bazen tır oluyor, dorseli. Bazen yarısı kelle şekildeki gibi, kelle derslerimiz de oluyor. Onun dışındaki mesai saatlerimde de özel derse yöneliyorum. Otomatik ve manuel derslerde. Genellikle şey eksikliği var, firma elemanları geliyor. Bunlara uzun yol tecrübeleri olmuyor. Onların bir şansı benim. Onlarla şehir dışı derslerine de çıkıyoruz. Otobanda hız yaptırıyorum. Öyle. Karabük'te bir eve giren yılan itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Soğuk Su Mahallesi'nde İrfan Diktepe'ye ait eve yılan girdi. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Eve gelen ekipler yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp doğaya bıraktı. Düzce'de yaşayan Ağrılı filografi sanatçısı Sinan Gümüş'ün çoğunlukla hat yazısı üzerine yaptığı eserler vatandaşlardan ilgi görüyor. Huzur evinde çalışırken 6 yıl önce katıldığı kursta filografi sanatını öğrenen Sinan Gümüş, Burhaniye mahallesinde açtığı 20 metrekarelik atölyede çivi ve tellere adeta hayat veriyor. Çoğunluğu hat yazısı üzerine 190 filografi tablosu yapan Gümüş'ün eserleri atölyeye gelen vatandaşlardan ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs salgını döneminde tablo yapımını sürdüren Gümüş, sergi açmayı planlıyor. Orada bir dikkatimi çekti. Çekici bir kere elime aldım. Alış o alış. Yani önce çivi çakmayı öğrendik. Ondan sonra zamanla bir şekilde tel sarmayı öğrendik falan derken bir baktım ki hani filografi sanatı hat sanatıyla birleştiğin zaman çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Hani ilahiyatçı olmamız hasebiyle de bu alana daha bir sıcak bakmaya başladık. Şimdi yaklaşık olarak 150-200 arası eser yaptığımı söyleyebiliriz. Yani hep gidiyordu, elimde bulunmuyordu bu eserler. Ancak işte bu pandemi süreciyle birlikte ben biraz hızlı çalışma sürecine girdim. Pandemiyi ve kapanmaları değerlendirerek açıkçası. Cevat Usta Pide ve Börek Salonu Karabük Ankara Caddesi'nde vatandaşın hizmetine açıldı. Meslekse 4. kuşak olduğunu belirten Cevat Aydemir, Ankara Caddesi'nde hizmete açılan dükkana tüm Karabük halkını beklediklerini söyledi. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Cevat Aydemir, Karabük Efrenliyim. Karabük'ün Ankara Caddesi'nde Cevat Usta ismiyle yeni yerimizi açmış bulunmaktayız. Tüm değerli Karabüklü hemşerilerimizi bekleriz. Karabüklü hemşerilerimize güzel hizmette bulunmak için buradayız. Ben meslekte 4. kuşak olarak devam ediyorum. Mesleğimizi severek özenle yapıyoruz. Çeşitlerimizde kol böreği, kırpidesi, poğaça, açma, simit çeşitlerimiz vardır. Tüm hemşerilerimizi bekleriz. Ben 4. nesilim bu işte. 1918 yılında dedemin babası bu işe girmiş İstanbul'da. Ben de babam Mücahit Aydemir'den mesleği öğrenerek inşallah gelecek nesillere bu işi taşımayı istiyoruz. İstanbul'da, Bilecik'te, Karamürsel'de ve son olarak da Karabük'te bu işi yapacağız. Samsun'da bir diş doktoru ağrıyan 20'lik dişini kendisi çekti. Dişini çektiği videoyu hastalarına da izleten doktor, bu sayede kendisine korkuyla gelen hastalara cesaret ve güven veriyor. Terzi kendi sökülü dikemez atasözü bu diş doktorunda tarih oldu. Özel bir hastanede görevli diş hekimi Burhan Kaan Bafra, kliniğinde çalışırken şiddetli 20'lik diş ağrısı çekmeye başladı.
Ardından Rus bir diş hekiminin kendi dişini çektiği aklına gelen Burhan Kağan Bafra kendi dişini tedavi etmeye karar verdi. İlk olarak kendi kendine anestezi uygulayan diş hekimi Bafra akabinde 5 dakika içinde 20'lik dişini çekti. Asistanı ise bu anları telefon ile kayıt altına aldı. Öğlen 2.30 randevusuna hastam gelmedi. Boş bir vaktim oluştu. O sırada da şiddetli 20'lik diş ağrısı çekiyordum. Önce kendimi anestezi yaparak başladım. İlk etapta amacım dişimi çekmek değildi. Ağrımın geçmesiydi. Ağrım geçtikten sonra boş vaktim de olunca aklıma sosyal medyada Rus bir doktorun kendi 20'lik dişini çektiği geldi. Bunu ben de yapabilirim dedim. Ve o şekilde dişimi çekmeye karar verdim. İşe koyuldum. Ardından kendi 20'lik dişimi asistanımın da yardımıyla ayna karşısında çekmeye başladım. Önce elevatörle dişimi biraz lükse edip yükselttikten sonra kendi dişimi davyeyle tutabildim. Ve ardından diş çekimimi gerçekleştirdim. Benim için farklı bir deneyim oldu. Kendime olan güvenim de arttı bu sayede ve hastalarıma şu anda da bundan bahsediyorum. Bu işlem ortalama 6-7 dakika kadar sürdü. Ve videosunu çektim. Aynı zamanda 20'lik diş çekimi yapacağım hastalarıma bu videoyu izletiyorum. Onların da korkularını bir nebze olsun bu sayede azaltabiliyoruz. Samsun'un Bafra Ovası'nda 75 bin dönüm arazide ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovası'nda ilk arpa hasadına başlandı. Bafra'da 75 bin dekar alanda ekilen arpanın hasadı için biçer döverler tarlaya girdi. Hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı rekoltenin yüksek olmasına sevinen çiftçiler girdi fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi oldu. Çiftçiler emeklerinin karşılığını almak için biçer döverlerle arpa hasadına başladı. Arpa hasadına başlayan Aktekke ve Barış mahallelerinde çiftçileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Hayırlısıyla sezona başladık. İki senedir arpaya dönüştük. Arpa şu anda 750-800 kilo dönümüne veriyor. Bafra Ovası'nda arpa hasadına başladık. Malumunuz 2020 yılındaki arpa hasatıyla 2021 yılındaki hasat arpa hasatında ekimlerde yaklaşık %80 bir artış var. Biz destekleme istemiyoruz. Mazot, gübre, ilaç ve hayvan yeminin belirli bir rakamlara geri çekilmesi. Bugün devletimiz isterse bu dört kalemi %50 devletin kendi bütçesinden bunu kapatma gücümüz de var. Kırsalda ve Türkiye genelinde tarımda bir noksanlık var. Noksanlığın sebebi de üreticinin çok büyük sıkıntısı. Devletin bunu yükseltmesi lazım. Eğer fiyatları sabit tutması için desteklerini arttırması lazım. Amasya'da bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Niyazi Karaçoban, okulun bahçesindeki kuşları 15 yıldır çöp kutularından topladığı ekmeklerle besliyor. Evli ve 3 çocuk babası Karaçoban görev yaptığı 75. yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Beyazıt İlkokulu'na sabah erkenden gelirken çöp kutularının kenarlarına bırakılan ekmekleri toplamasının ardından ıslatıp ufalayarak kuşlara yediriyor. Bu tutumuyla israf edilmek üzere olan ekmeklerle güvercinlerin ve diğer kuşların beslenmesini sağlayan 56 yaşındaki Karaçoban, kuşları izlerken mutluluk duyduğunu belirtti. Hem çalışıyorum, hizmetli görevimi yapıyorum okulumda. Hem de bu kuşlara 15 yıldır bakıyorum. Çöplerde eve giderken gelirken ekmekleri alıyorum çöp bidondan. Kıyılarına takıyorlar. Boşa gitmesin diye hayvanlara yediriyorum öyle. İsraf haram olmasın diye getiriyorum bu kuşlarıma. Veriyorum. Bunlara bakıyorum. Verirken oturuyorum, izliyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum yani bu işten. Okul öğretmenlerinden Meltem Emirlioğlu, kuşların dedesi diye adlandırdıkları emektar hizmetlinin bu davranışıyla doğa ve kuş sevgisine çocuklara açıldığını söyledi. Bizim okulumuzda kuşların dedesi Niyazi Bey'dir. Doğa sevgisi, kuş sevgisi, gerçekten bir dedeleri gibi hem çok yakın çocuklara sevecen, hayvan sevgisinde çocuklarımıza aşılıyor. Bu da çok güzel bir duygu.
Okul müdürü Ahmet Yıldırım ise 30 yıldır işini aksatmadığı gibi kuşlara da vakit ayıran personeline örnek tutumu dolayısıyla teşekkür etti. İşine zamanında gidip gelen güzel, temiz, itinalı yapan bir arkadaşımız. Ve özellikle de bahçemizi ve buradaki güvercinlerimizi hiç erilmeden mahallelerde, çevreden onları yiyecek topları getirir. Onlara bakar, sularını verir, yemlerini verir. Bu da güzel bir davranıştır, güzel bir örnektir. Bu konuda Niyaz Çoban Bey kardeşimi, arkadaşımızı, mesai arkadaşımı kutluyorum. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak çalışan 59 yaşındaki Cemal Keçeci 15 yıldır işine koşarak gidiyor. Evine de aynı şekilde koşarak dönüyor. Sigarayı 40 yıl önce bırakarak spor yapmaya başlayan Cemal Keçeci, hayatının bir parçası haline gelen koşmayı çok seviyor. Keçeci bu tutkusunu 15 yıl önce yardımcı personel olarak işe girdiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde de sürdürdü. İl dışı seyahatleri dışında ulaşım aracı kullanmamaya gayret gösteren Keçeci, her sabah spor kıyafetlerini giyerek 3 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak gidiyor. Soyunma odasında kıyafetlerini değiştirdikten sonra işinin başına geçen Keçeci, mesai bitiminde evine yine koşarak ulaşıyor. Çevresinde atlet Cemal olarak tanınan Keçeci, spor tutkusunu gençlere aşılamaya çalışıyor. 45 yaşında bana spor aşkı doğdu bana. İşte 45 yaşından beri koşuyorum işte. Yaşım 59. Yani sabahtan geldiğimi de koşarak geliyorum. Seviyorum yani koşmayı. Hani işten çıktığım zaman genelde ben bayır koşuyorum. 20 kilometre, 25 kilometre fark etmiyor. 42 kilometre koştum. Bitirdim. Madalyalarım var. Trabzon'da 21 kilometrede dünya üçüncüsü oldum yaş grubunda. İşte her yaşları koşulara gidiyorum. Severek yapıyorum. Bir amacım da şu. Gençleri biraz ben hani yaşım ileride olduğu için gençleri biraz bunu sevdirmek ve ateşlemek için de yapıyorum. Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden olan ve su ihtiyacı yağmurla karşılanan fındıkta mümkün olan yerlerde kurulacak sulama sistemleriyle verim ve kalitenin artması bekleniyor. 12 aylık yağış rejimini düşündüğümüz zaman Haziran ve Temmuz'da genellikle daha az yağış almaktadır. Fındık bitkisi de bu zamanda daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple fındığın ihtiyaç duyduğu su miktarının yağmurlarla, daha doğrusu yağışlarla karşılanmayan kısmının sulama ile birlikte bitkiye verilmesi önem arz etmektedir. Fındıkta yüksek verim ve kalite elde etmek istiyorsak sulama ve gübrelemeye özen gösterelim. Özellikle pandemi süreci de tarıma bir dönüşü sağlamıştır. Ondan dolayı da fındık üreticisi gerçekten 2020 hasadından sonra ciddi şekilde fındığına bakıyor. Özellikle kış aylarında kışlık gübrelerinden, dal budamalarından, baharda yazlık gübrelerinden, fındık kurduyla ilaçlamalardan, mücadelelerden, özellikle külleme hastalığı ile ilgili, dip temizliği ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Tabii ki bölgemizde, Karadeniz bölgesinde belki kuraklık çok ön planda diğer bölgeler gibi değil ama şu anda bizim için de bir risk. Önümüzdeki süreçte 1,5-2 aylık süreçte bizim en büyük şu anda sıkıntımız tabii ki kuraklık olabilir. Tabii biz Karadeniz'de fındık üreticileri sulamaya dair bir tarım yapmıyor. Çünkü sulama bizde gerçekten zor. Su şartları, arazi yapısı, coğrafi yapısı sulamaya çok müsait değil. Onun için burada haftalık belli zamanlarda periyodik şekilde doğal yağmurların yağması lazım. Önemli. Bizim kaynağımız olduğu için, gelir kaynağımız olduğu için mecburen önemli yani. Düzce'de trafik kazası sonucu engelli kalan Yakup Ceylan, muhtar ve hayırseverlerin kendisi için düşündüğü akülü aracı Bolu'da kafede çalıştığı sırada aracı bozulan engelli kadına bağışladı.
Gölyaka ilçesi Kuyudüzü mahallesinde yaşayan Yakup Ceylan 2019 yılında trafik kazası geçirmesi sonucu bedensel engelli oldu. Tedavi için Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne gelen Ceylan, yakındaki bir kafede çalışan engelli Emine Özkeskin ile tanıştı. Özkeskin'in çay dağıtımı sırasında akülü aracının bozulduğunu fark eden Ceylan, hayırseverlerin kendisi için düşündüğü akülü aracı daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek engelli kadına vermek istedi. Bunun üzerine Kuyudüzü Mahallesi Muhtarı Halil Düzen ile Bolu'nun Karacasu Beldesi Kaplıca Mahallesi'ndeki kafeye giden Ceylan, akülü aracı Özkeskin'e hediye etti. Trafik kazası geçirdim. Geldim burada bir yıl tedavi süreci, sedye ile geldim. Sandalyeye kadar ulaştık hamdolsun. Bundan sonra ilerlemeye çalışıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Yani böyle gidiyor hayat. Burada kafede şey yapıyordu, işletimindeydi kimseye muhtaç olmamak için. Kendi ekmeğini kendi yapıyordu. Pandemiden dolayı işleri bozuldu. Çay dağıtırken çay arabası bozuldu. Hı hı. Bu gidiyor, takılıyor, kalıyor. Bozuldu. Kendi imkanımız yoktu. Ben de muhtarımı aradım. Dedim böyle böyle bir şeye vesile olalım dedik. Böyle başlattık. Muhtarım da sağ olsun İşimizi çözdü. Allah razı olsun. Bu seviyeye geldik. Bundan sonra da yardımcı olacağız. Yakup kardeşimi aradığımda bir ihtiyacım var mı? Dedi ki muhtar benim hiçbir ihtiyacım yok ama burada bir Emine kardeşimiz var. Onun tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Dedim ki Yakup kardeş ben senin için düşünüyordum. Dedi ki benden daha çok onun ihtiyacı var. Sen ona yardımcı ol. Gerekirse ben 1.000 lira 1.500 lira da kendi bütçemden yardımcı olurum. Ben çok duygulandım ona. Çünkü kendinin ihtiyacı var ama bir kardeşimi diyor. Diyor ki Emine Hanım ev geçindiriyor. Beni bakan anne babam ve eşim var. Durumum iyi. Ben de kendi bütçemizle bir şekilde Kuyudüzü Mahallesi'nde destekleriyle hep beraber bir tekerlekli sandalye aldık. Kardeşimizi mutlu ettiğimi sanıyorum. Ve o ama çok enerjik, çok evet, hoş bir kardeşim. Çalışıyorum, çalışmaya çalışıyorum ne iş olursa. Allah razı olsun abilerimden. Şimdi iki abim daha var arkamda destek olan. Allah herkesten razı olsun. Kardeş. Türkiye'deki popülasyonu 50-80 çift olduğu tahmin edilen ve Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalı yılan avlamaya çalışırken görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan, popülasyonu 50-80 çift olduğu tahmin edilen Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Şah Kartal Tür Eylem Planı hazırlanmış ve plan kapsamında her yıl izleme çalışmaları yapılmaya başlamıştı. Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta faaliyet yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Çorum'da Şah Kartalı'nı görüntüledi. Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan kuşlardan Şah Kartalı Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Haziran'da yapılan inceleme çalışmaları esnasında yuvada bulunan iki yavrusu için avlanırken görüntülendi. Şah Kartal'ın yılan ile mücadelesi ve bu mücadeleden yılanın galip çıkması an be an kayıt altına alındı. Ana haber bültenini burada sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteni ile karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3.950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6.900 TL, yemek odaları 6.750 TL, masa sandalye takımları 1.390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar.
spor bülteniyle karşınızdayız. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki yarı final müsabakaları tamamlandı. Doktor Necmettin Şeyhoğlu stadında oynanan yarı final maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Karşıyaka finale çıktı. Efendim? Safranbolu çim sahada oynanan maçta ise Torbalı'yı 5-1 mağlup eden Bornova finalist oldu. Karşıyaka ile Bornova arasındaki final ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Torbalı arasındaki üçüncülük maçları Doktor Necmettin Şeyhoğlu stadında 25 Haziran Cuma günü oynanacak. Mobilya Park Outlet evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. BRTV ana haber bültenini burada sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.